CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, Millet İttifakı'ndaki 5 genel başkanın teklif etmesi halinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul edeceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nda yer alan ve seçim barajı %3'e düşürülsün talebinde bulunan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'ye AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan ret geldi, mümkün değil ifadesini kullandı. Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasında mahkeme heyeti, çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Türkiye raporunun araştırmasına göre ilk defa oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti. Türkiye raporu direktörü Can Selçuk, oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmı AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyorlar dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın röportaj sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı röportajda Akar'ın elinde beyaz bir kağıt tutan bir kişinin kağıdına bakarak konuşması dikkat çekti. Emeklilikte yaşa takılan heyetlerinin AKP ve MHP ziyareti sonrası masada 5 formül olduğu ortaya çıktı. Buna seçenekler ise kısmi emeklilik formülü, sigorta süresi formülü, kesintili emeklilik yolu, geçici kesintili alternatif ve prim tamamlama modeli. Deva Partisi lideri Babacan, eşiyle birlikte ata binerken çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı benzin fiyatlarını görünce biz paylaşımının ardından bu kez eşiyle birlikte yürürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Babacan, paylaşımına at yemi fiyatlarını kastederek yem fiyatlarını görünce biz notunu düştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Putin, Sovyetlerin dağılmasından 30 yıl sonra sınırları yeniden çizmek ve stratejik ittifaklarını yenilemek istiyor dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, finansal hizmetlerde güven, bir önceki aya göre 1.7 puan artarak 173.4 oldu. Endeksler incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin, finansal hizmetler güven endeksini artış yönünde etkilediği görüldü. Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın 1.908 dolar seviyesine kadar tırmandı. Ons altın yeni günde Ukrayna açıklamalarının etkisiyle 1.893 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişi izliyor. Dolar Türk Lirası kuru son kapanışını 13.65 Türk Lirası'ndan yapmasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 13.61 Türk Lirası seviyelerinde işlem görüyor. Euro Türk Lirası paritesi ise yeni günde 15.48 Türk Lirası'ndan fiyatlanıyor. Antalya'da yaşayan E.B. geçen yıl özel bir hastanede 250 lira karşılığı yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkması sonrasında ücret iadesi istedi. Hastane ücret iadesi yapamayacağını söyleyince kadın CİMER'e başvurdu. SGK, hastaneye PCR testi karşılığında alınan ücretin 5 katı ceza kesti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çinli araştırmacılar, COVID-19 pandemisi nedeniyle ilan edilen karantinaların, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlarda düşüşlere yol açarak iklimde ani değişikliklere neden olduğunu ortaya koydu. 2020 yazında Henan eyaletini etkileyen ve yaklaşık 398 kişinin ölümüne neden olan seller, büyük ölçüde bu durumdan kaynaklandığı açıklandı. Koronavirüs pandemisinin şiddetinin azaldığını söyleyen Bill Gates, başka bir pandemi daha yaşayacağız, bu sefer koronavirüs ailesinden, farklı bir patojenden kaynaklanacak dedi. Avrupa Birliği Afrika Zirvesi'nde Uganda Dışişleri Bakanı Odongo'nun Komisyon Başkanı von der Leyen'i görmezden geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un işaret etmesi üzerine von der Leyen'e selam veren Odongo'nun bu hareketi, von der Leyen'in Beştepe'de maruz bırakıldığı koltuk krizini akıllara getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna konulu zirve teklifi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. İki ülkenin dışişleri bakanları tarafından belirlenecek zirvenin gerçekleşmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme şartına bağlandı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emri verdiğine dair bilgi olduğu iddia edildi. İtalya'nın Canberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için geldiği ülkesindeki konutunun balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 12 milyar yıl önce oluşmaya başlayan Samanyolu galaksisinde daha önce bilinmeyen yeni bir galaksinin kalıntılarını tespit etti. Spor Toto Süper Lig'de çalkantılı günler yaşayan Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan, yaptığı paylaşımın sonrasında Twitter'da en çok konuşulan isim oldu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar gibi isimlerle yemekte buluştu. Galatasaray'ın bu akşam İzmir'de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Arda Turan da buluşmada yer aldı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.